Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu ile birlikteyiz. Sema Hanım, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden tartışmaya açılmış olmasına siz dernek olarak nasıl bakıyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi'nin tabii ki tartışmaya açılmasından sıkıntı duyuyoruz. Çünkü zaten böyle hani bir arpa boyu yol almışken yeniden bir adım geri gitmek gerçekten üzücü. Çünkü biz bir yandan İstanbul Sözleşmesi uygulansın diye kamu baskısı yaratmaya çalışırken, bunca kadına şiddet ülkemizde devam ederken, sözleşmenin gerekleri tam yerine getirilmiyorken, biz daha bunlarla uğraşırken sözleşmeden geri çekilme aşamasına getirildik. Böyle bir tartışmaya açıldı konu. Bu anlamda tabii ki üzgünüz. Ama üzgün olmak bir şey değiştirmiyor. Biz mücadeleye devam ediyoruz. Çünkü hiç kimse hiçbir zaman haklarınızı getirip elinize tutuşturmuyor. Tekrar kazandığımız hakları tutmak için mücadele edeceğiz tabii ki. Anlatmaya çalışacağız bunun neden gerekli olduğunu. Baktığımız zaman eleştirileri aileyi yıktığı cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden bir takım tepkiler geliyor, tepkiler var. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? Ne diyorsunuz bu eleştirilere? Tülay Hanım, aslında hem sosyal medyaya baktığımda hem de haberlere baktığımızda sözleşmeyi okuduğumda bu eleştirilere baktığımda bir türlü eşleştiremiyorum bunları ben. 12 bölüm, 81 maddeden oluşan sözleşmeyi baştan sona okuyorsunuz. Sonra bakıyorum, diyorum ki bunun acaba neresinde hani eşcinselliği özendirir bir cümle var. Bunu inanın tabii ki okumuştuk sözleşmeyi ama tek tek cümle cümle tek tek tekrar tekrar okuduk. Acaba çeviride hatalar var mı diye İngilizcesini de okuduk. Ama eşcinselliğe özendirici hiçbir şey yok. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Ben tıp hekimiyim biliyorsunuz. Eşcinsellik özenerek olunacak bir şey, bir durumda değildir zaten. Kimse özenerek eşcinsel olamaz. Öyle bir şey mümkün değildir. Bu sadece dördüncü maddenin üçüncü bendinde diyor ki, yani hiç kimse cinsiyetinden dolayı, cinsel kimliğinden, cinsel tercihlerinden dolayı veya işte mültecidir, engellidir, şudur budur, yani ne olursa olsun hiç kimse şiddete karşı hiçbir ayrımcılığa uğramadan bu sözleşme herkesi kapsar diyor. Burada şu çok önemli. Şimdi eşcinsel birisi eğer evde şiddete uğrarsa ya da birlikte olduğu kişi tarafından şiddete uğrarsa, kolluk kuvvetlerine başvurduğu zaman ona kolluk kuvvetleri gidin git kardeşim sen eşcinselsin biz sana bakmıyoruz sen bunu hak ettin mi diyecek. Yani böyle bir şey mümkün mü insan hakları bağlamında? Yani her canlının korunma, yaşama hakkı var. Şimdi dolayısıyla konunun saptırıldığını düşünüyorum ben. Yani sözleşmeden çıkmak isteyen ya da bunu olumsuz eleştiren insanların bu konuyu tamamen saptırdığını düşünüyorum. Hekim olarak tekrar söylüyorum, hiç kimse özenerek eşcinsel olamaz. Eşcinselliğe özenilmez. Yani bir takım sebeplerle insanlar eşcinsel olurlar. Farklı farklı sebepleri var ama özenerek olmaz bu. Yani kimse görerek eşcinsel olamaz. Mesele sapıklığa karşıysa o zaman çocuk tacizlerine, ensest ilişkilere vesaire vesaireye dur dememiz gerekir. Asıl onlara karşı durmamız gerekir. Ancak bu sözleşmede, İstanbul Sözleşmesi'nde konu bunlar değil. Konu tamamen hiçbir ayrımcılık yapmadan insan hakları bağlamında kadını ya da ev içi şiddeti önleme, koruma, önleme, koruyamadıysa, önleyemediyse gerekli kovuşturmayı, savuşturmayı yapma, gerekli cezaları verme ve bunu denetleme ve eğer mağdur olduysa kadın, kadını güçlendirmek için de devlete bir takım yükümlülükler yüklüyor. Kadını güçlendirmek için gerekli kampanyaları, politikaları uygula ve bunu da denetçiyle denetleyen bir sözleşme. Dolayısıyla birinci konuda İstanbul Sözleşmesi'nde eşcinselliği özendirici hiçbir şey yok.
Gelelim ikinci mevzuya. İkinci mevzusu ne? Sözleşmeden çıkmak isteyenlerin Türk geleneksel aile yapısına uymadığı, erkeğin evden uzaklaştırılmasının bizim aile yapımızı bozduğu, erkek evden uzaklaştığı zaman işte karısını daha çok kıskandığı, hiddetlendiği, onun için şiddete başvurduğu gibi konular. Burada şunu çok iyi düşünmek lazım. Yani evlilik halidir. İnsanlar, arkadaşınızla da tartışıyorsunuz, evde de tartışıyorsunuz, eşinizle tartışabilirsiniz. Yani her tartışmada polis çağrılıyor mu? En ufak bir şeyde polis mi çağrılıyor? Bir evde, bir kavgada bir kadın kocasına karşı, bakın, şiddeti hiçbir, en ufak bir fiskenin bile şeyi yok ama bir kadın onunla da çağırmıyor zaten. Ne kadar mağdur duruma geliyor ki polis çağırıyor ve bunun üzerine evden uzaklaştırılıyor. Şimdi bunun için İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yoktu ki, İstanbul Sözleşmesi olmadan önce de bizim 4320 sayılı 1998'den beri yürürlükte olan bir kanunumuz var yine kadını korumak için. Burada da erkek zaten evden uzaklaştırılıyordu. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'ni bahane etmemesi gerekiyor hiç kimsenin. Erkek suçluysa, hiç kimse suçsuz kocayı evden uzaklaştırmıyor. Konuya bu açıdan bakalım. Suçsuz bir eşi evden uzaklaştırmıyoruz. Suçlu eş, yani karısını dövmüş, kadını dövmüş, suç işlemiş bir insan uzaklaştırılıyor. Onun için bunun Türk aile yapısıyla uyumsuz diye bir şeyi söz konusu değil. Kesinlikle bunun bir uyumsuzluğu yok. Türk tarihine baktığınızda, ta Orta Asya'dan Türklere baktığınızda, Türk kadınının erkeğiyle evdeş olduğu, erkeğiyle birlikte at binen, kılıç kuşanan, erkeğini savunan kadının öyle şiddete maruz kalmayan bir varlık olduğu zaten ortada. Dolayısıyla Türk aile yapısına ters düşen hiçbir şey orada da yok. Şimdi genel olarak baktığımızda 2011'de imzaya açıldı. Türkiye sonraki 2012 ya da 2014'te. 2011'de imzalandı İstanbul'da. Evet. İmzaya açılmadı. İmzalandı ancak 2012'de 6284 sayılı yasa onaylandı. 2014'te de sözleşme Türkiye'de yürürlüğe girdi. 2014, bugün 2020. Arada evet. 6 yıl var. 6 evet. Yılda ne oldu? O zaman yapılmayan tartışmalar 6 yıl geçtikten sonra neden şimdi böyle ortaya çıkıverdi? Bu tartışmaların arkasında ne var? Türkiye imzasını çekerse İstanbul Sözleşmesi'nden ne olur? Ne dersiniz? Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Yani bunu yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla da tartışıyoruz. Zaman zaman kamuoyunda bir araya geldiğimiz insanlarla da tartışıyoruz. Neden acaba diye. Çünkü sözleşmenin gereği neydi? Yani kadını koruyacak, önleyecek önce. Şiddeti önleyecek, koruyacak. Koruyamazsa, kadın mağdur olursa, kadını suçluyu kovuşturacak, cezalandıracak ve kadını güçlendirecek politikalar üretecek. Şimdi asıl problem işte burası. Sözleşmenin asıl rahatsız eden kısmı burası. Kadını güçlendirecek, kadının farkındalığını arttıracak, kadını ayakta tutacak politikaların sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirilmesi kısmı rahatsız ediyor. Kimi rahatsız ediyor? Birçok kişiyi rahatsız etmiyor. Sadece kadını sadece evde görmek isteyen zihniyeti rahatsız ediyor ve şu anda karşılaştığımız durum, kadını eve hapseden, kadını sadece evde çocuk doğurma görevi olan bir varlık olarak gören zihniyetin, kadını sadece evde eve hizmet eden biri olarak gören zihniyetin iktidara baskısı sonucu bu tartışmaları yaşıyoruz. Çünkü bu farkındalığın yaşanmasını istemiyorlar. Çünkü kadınlar bazı şeyleri fark ettikçe, hak arayışlarına girdikçe bazı kesimler rahatsız oldu ama
emin olun toplumun büyük bir kesimi bundan rahatsız değil. Sadece bu bir algı. Çünkü çok yakın zamanda bir anket çalışması yapıldı. Bunu gerçekten istemeyen %17 gibi bir rakam. Yani %17 toplumun çoğunluğu değil ki. Elbette bir şeylerde birileri isteyecek, istemeyecek ama tamamen ben yandaş medyanın algı operasyonu yarattığını düşünüyorum bu konuda. Şimdi baktığımızda evet bu tartışmalar sürüyor ama bir tarafıyla da topyekün bir mücadele var. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu tartışmalar sona ersin diye. Tartışmalar sona erip de bu sözleşmenin bütün maddeleri uygulandığında nasıl bir Türkiye olur sizce? Hem kadınlar hem de toplum açısından nasıl bir atmosfer oluşur? Şimdi biliyorsunuz sözleşme kendine demek ki o kadar güveniyor ki. Sözleşmede sözleşmenin en sonuncu maddelerinden birinde 80. mi hatırlayamıyorum şu anda ama sonlara doğru bir maddesinde hani taraflar sözleşmeden çekilebilirler diye bir maddesi var. Şimdi tabii sözleşme niye kendine güveniyor? Çünkü bu sözleşme dışarıda yapılmış, bize dayatılan bir sözleşme değil. Biz sözleşmenin başından bu yana sözleşmenin içindeyiz. Sayın Feride Acar sözleşmenin başından beri içinde. Dolayısıyla hani bize çok uzak ya bu sözleşme Avrupa'nın işte bilmem neresinde yapıldı, Amerika'nın şurasında yapıldı, işte dünyanın, Çin'in öbür ucunda değil. Bu sözleşme Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkeler tarafından birlikte ve Türkiye'nin de başından beri içinde olduğu, emek verdiği ve bugün Grevio'da hala içinde bulunduğu denetçisi olarak bir sözleşme. Dolayısıyla biz bu söz, çünkü bu benzer sorunlar konsey ve diğer ülkelerde de benzer sorunlar var. Bu sözleşme bize yabancı değil. Sözleşme olursa ne olur? Yürürlükte devam ederse bizim istediğimiz o. Çünkü biz şunu istiyoruz. Şimdi bir kadın şiddete uğradığı zaman şiddetin sonunda ne oluyor? Kadın öldürülüyor. Yani şiddet birkaç şeyden sonra cinayetle sonuçlanıyor. Maalesef ülkemizde son yıllarda 400'e yakın kadın öldürülüyor. Günde 1,5 kadın gibi bir cinayet işlenen, kadını kaybettiğimiz bir ülkedeyiz biz şu anda. Şimdi bu kadının annesinin, babasının hayatının acısını düşünün. Ama asıl eğer bu kadın anne ise kaybettiğimiz çocukları düşünelim. Yani daha onlara gelecek vermeden o çocuklara ne kadar sıkıntılı bir hayat sunuyoruz. İşte bu sıkıntıları bu sözleşme diyor ki yani bütün bunları görün. Şiddet olduğu zaman bakın işte bir hayat kaybedilecek. O hayatla ilintili olan çocuklar şunları şunları şu sıkıntıları yaşayacak. Bu kadının annesi babası yakınları şöyle üzülecek. Onun için şiddetsiz olsun, daha güzel bir yaşam sunmak için bize. Bu farkındalığı anlatmaya çalışıyor sözleşme bize. Dolayısıyla sözleşmenin, çünkü sözleşme diyor ki tamam koru, önle, kanunları yap. Ama sadece kanunlarla olmuyor ki, kanunlarımız var. Biz birçok Avrupa Birliği Sözleşmesi'ne de işte uluslararası sözleşmelere, insan hakları, birçok sözleşmeye imza atmışız ama imzayla olmuyor. Yani uygulamadığınız zaman sözleşmelere imza atmanızın bir anlamı yok. Sözleşmeleri imzalamak değil de uygulamak önemli. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nde de konuşmamın başında belirttiğim gibi biz sözleşmeyi evet imzaladık ama tamamen uygulansın diyorduk. Tamamen uygulanmadığı kısımları neydi? Tamam, bir takım yapılmıyor değil. Koruyucu önlemler, işte bir takım sonrasında mağdura, işte devletin sığınma evleriyle, işte korunma hatlarıyla, telefonla, acil yardımla, destekle, erkeğin denetimiyle vesaireyle bir takım şeyler yapılıyor ama asıl bir de şu var, farkındalık çalışmaları, eğitim çalışmaları, kadının ayakta durabilmesi için elinin yani para kazanabileceği, iş yapabileceği, eğer mağdur olduysa çocuğunu kreşe verebileceği, yaşayabileceği, yani bu ortamların da sağlanabileceği, devlete yüklenen yükümlülükler bunlar. Çünkü kadın sahipsiz değil.
Yani ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir kadını olarak devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum. En doğal hakkım. Her Türk kadını ister bunu. Dolayısıyla bunu hangi kadına sorsanız kim istemez ki başına bir sıkıntı geldiğinde devletinin kendine, çocuğuna sahip çıkmasını hangi kadın istemez? Dolayısıyla bu farkındalık çalışmaları yapılacak. Sivil toplum kuruluşları işin içine girecek. Devlet bu konuda politikalar üretmek zorunda olacak. Çünkü grevi onu denetleyecek. Belki işte bu farkındalık yüzünden ben kesinlikle Türk aile yapısına uymuyor, eşcinselliği özendiriyor. Bunlar gerçekten bana ütopik ama tabii toplumu belki algı yaratma açısından kolay. Bunlar değil. Asıl mesele farkındalık. Asıl mesele kadının bunların farkına varması ve devletin kadına gerçekten değer vermesi. Asıl mesele bu. Çünkü bu sözleşme diyor ki sözde değil, kadına özde değer verin. Kadını imza ile koruma altına alma değil. Yani evet, kadın güzeldir, kadın çiçektir, kadın evimizin içinde bir güldür. Bu laflar kadına bir şey vermiyor. Kadına gerçekten değer veriyorsak, kadın gerçekten evin çiçeği ise, kadın gerçekten ana, ata, toplumun hani bizim erkeklerimizin özellikle buna karşı çıkan, suç işleme potansiyeli olanların ağzından çıkanlar için söylüyorum yalnız. Çünkü destek veren o kadar çok erkeğimiz de var ki. Onlar özellikle bu süslü lafları söylüyorlar ya bazen. O süslü laflara hiçbir Türk kadının ihtiyacı yok. Kadınlar özde bir destek istiyorlar. Onun için gerçekten bu sözleşmeyi o bağlamda önemsiyoruz. Bu farkındalık çalışmalarının devlete getirdiği yükümlülükler yüzünden de ben karşı çıkıldığını düşünüyorum açıkçası. İstanbul Sözleşmesi hem kadına karşı şiddeti önlüyor, hem kadını koruyor, hem de eğer koruyamadıysa, eğer önlemleri alamadıysa mağdur olan kadın için gerekli şartları sağlıyor. Dolayısıyla devlet kadının yanında. Devlet kadına destek oluyor, devlet kadının çocuğuna yardımcı oluyor. Kadınlar ve çocuklar ağlamıyorlar. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar mutlu oldukları zaman geleceğimizi oluşturan çocuklarımız da mutlu. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, sağlıklı bir toplum için devlet kadının yanında. Bu sebeple İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sema Karaoğlu bizimleydi. Çok teşekkür ediyorum.